Herkese merhabalar. Türkiye Yapay Zeka Enstitüsü'nün Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çalışmaları odaklayarak gerçekleştirdiği meetuplara hoş geldiniz. Bugün 3. Try Meetup GAP'ı gerçekleştiriyoruz. Moderasyonu Berkan Aydilek hocamız gerçekleştirecek. Berkan hocam buyurun, söz sizde. Sanırım şu anda görüntünüz dondu, sizi duyamıyoruz ya da göremiyoruz. Evet, o zaman şöyle devam edebiliriz. İlk sunumu Ali Bal ve Meltem Yöndem gerçekleştirecek. Ali Bey, isterseniz sizinle başlayabiliriz. Buyurun. Tabii, hemen ekranımı paylaşıyorum. Ekranım geldi değil mi? Evet, görebiliyoruz. Tamamdır. Merhabalar, hoş geldiniz. Umarım hepimiz için keyifli, öğretici ve güzel bir webinar olur. Hızlıca kendimi tanıtayım. Ali Bal ben, bilgisayar mühendisiyim. SETUR'da yaklaşık 4 senedir turizm uygulamaları üzerinde ürün sahipliği yapıyorum. Bugün sizlere dilim döndüğünce turizm ve yapay zekayı harmanlayarak neler yapabiliriz, dünyada neler yapılıyor ve SETUR olarak bu konulara bakış açımızı iletmeye çalışacağım. Konu başlığımız çok büyük ama zamanımız kısıtlı. Bana ayrılan kısa sürede umarım sizlere yeni ufuklar açabilirim. Sunum akışına çalıştım. İlk olarak seyahat endüstrisinde yapay zeka uygulama alanlarını aktarmaya çalışacağım. Sunumun diğer kalanında ise ülkelerin bu alandaki yatırımlarına birlikte bakıyor olacağız. Genel sunum akışımız bu şekilde. Yine geniş bir kapsam aslında yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme. Yapay zeka hepimizin bildiği bilgisayarların insan davranışlarını taklit etmesini sağlayan herhangi bir teknik. Makine öğrenimi ise özetle girdi verileri temelinde sonucu yüksek doğrulukta tahmin eden modeller oluşturmakla ilgili. İstatistiksel yöntemler kullanarak sistemi daha fazla veriyle besledikçe makinelerin hassasiyetlerini geliştirmeleri sağlanır. Sistemin çıktılarını değerlendirerek yine sisteme girdi olarak kullanması makinenin kendi kendine öğrenmesi olarak değerlendirilir. Yapay zekanın bir diğer alt kümesi ise derin öğrenme. Veri madenciliği ve veri analizi yöntemleriyle müşterilerin verileri işlenerek neyi aradıkları, satın aldıkları ve sevdikleri öğrenilir. Öğrenme sonrası da özelleştirilmiş ve hedeflenmiş teklifler oluşturulur. Yapay zeka çalışmalarında doğal dil işlemleme, evrimsel yöntemler ve yapay sinir ağları yaklaşımları, derin öğrenme ve görüntü tanıma gibi diğer yöntemler tüm sektörlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bu gördüğünüz grafiği Google Trendlerden aldım. 2012 ile 2017 arasında bu yapay zeka ve alt kümelerine ait arama sonuçları, muazzam bir artış var 2012 ile 2017 arasında. Ek olarak da her gün 1.2 kent trilyon veri üretilmekte günümüzde. Erişim katmanlarındaki verinin şu an için %94'ü kullanılmıyor durumda veya kaybolmuş durumda. Günümüzün tüm teknoloji devleri bu kullanılmayan veya kaybolan verinin peşinde. Bu veriyi kullanmak ve bu verinin sistemlerine dahil edilmesi üzerine çalışmaktadır. Yine seyahat endüstrisinde yapay zeka uygulama alanlarına girecek olursak, 2016'da insanların sadece %33'ü tatillerini çevrim içi olarak ayarlamışken bu rakam 2018 yılında %68'lere çıkmış vaziyette. Bu rakamın artması aslında kullanıcı deneyiminde yapılan iyileştirme ve geliştirilmiş, kişiselleştirilmiş seçenekler sunmakla alakalı. Şu an için sayısı her gün artan gezginlerin %35'i kültür, %33'ü macera, %12'si ise sağlık ve yaşam turizmine ilgi göstermektedir. Burada kullanıcı deneyiminde yapılan iyileştirmelerle birlikte bu rakamlar daha da artacaktır. Hepimizin aslında yakından tanıdığı birisi Christopher Columbus, tüm zamanların en ünlü gezginlerinden birisi. Tüm hayatı boyunca, yani tüm en ünlü gezgin olmasına rağmen tüm hayatı boyunca sadece 4 tane yolculuk yapabilmiş. Yolculuklarından sadece birini hazırlaması, planlaması ve bütçe yapması neredeyse 6 yılını almış. Neyse ki günümüzde makine öğrenimi ve yapay zeka devreye girdiğinde gezginler için kişiselleştirilmiş öneriler gibi bu efor birkaç tuşta tamamlanmakta. Burada birçok aslında örnek var günümüzde kullanılan ve aktif olarak da hepimizin hayatında olan uygulamalar. Bunları biraz daha seyahat endüstrisinde kullanım amaçlarına göre parçaladığımız noktada
Öneri motorları tarafında Netflix, Amazon ve Booking.com var. Burada öneri kısmında, öneri motorunda kullanılan yöntem de önceki tercihlerinize göre ya da sizin özelliklerinizdeki diğer müşterilerin tercihlerine göre size öneride bulunmasına öneri motoru deniliyor. Burada bizim turizm tarafında en çok kullanılan ve akıllı bir şekilde piyasaya hakim bir uygulama var, Booking.com. Burada Booking.com bir sonraki seyahatiniz için beğeneceğiniz alternatif yerler sunmasıyla bu öneri motorunda piyasanın hakimi durumda. Diğer tarafta da aslında kullanıcı isteklerinin ses tanıma ve doğal dil işleme yöntemiyle anlamlandırılıp cevap üretilmesi sohbet robotu yani chatbot olarak adlandırılmakta. Burada da birçok örnek var. Hitmook, Skyscanner, Expedia gibi. Expedia burada chatbot uygulamasında Facebook Messenger'a çalışmakta ve kullanıcıların dünya çapında otellerde oda bulmalarına olanak sağlamakta. Hitbook'tan da bahsedecek olursam, Hitbook uygulamasında kullanıcı Londra'dan New York'a 5 Kasım'da ulaşmam gerekiyor şeklinde bir tekst yazdığında robot fiyatlar dahil en güncel uçak uçuş seçeneklerini iletmekte. Yine uçuş ücreti tarafında da Amerika'da aktif olarak kullanılan bir uygulama var, Hopper. Tüm yıl boyunca en uygun fiyatlı bileti size sunmak üzerine çalışan bir tahminleme yapısına sahip. Diğer tarafta da sosyal medyada yer alan tüm yorumların yani büyük verinin analiz edilmesi, yorumlanması, olumlu olumsuz etiketlenmesi neyse sentimental yani duygu analizi deniliyor. Burada da yine bizim hayatımızda olan ve sıkça kullandığımız TripAdvisor var. Burada mevcut yorumları en güzel analiz edilmesi uygulamasını sağlıyor bize. Peki Setur Arge olarak biz neler yapıyoruz? Bir turizm şirketiyiz. Yılların getirdiği deneyimle elimizde çok fazla data bulunmakta. Fakat gün içerisinde elde edilen mevcut veriler genelde modelleme yapmak için gerekenden daha fazla bilgiye sahip. Bu nedenle önemli verileri seçmemiz gerekmekte. Bu işlem sırasında modelleme aracı veya analiz için verinin özelliğine göre ne kadar faydalı olacağına bakarak karar vermeli. Burada dikkat edilmesi gereken konu çok fazla özelliğin olmasının algoritmanın çalışmasını yavaşlatıp odaklanmayı zorlayabileceğidir. Burada verileri analiz ederken farklı algoritmalarla beraber kullanılabilir. Farklı algoritmalar kullanılabilir. Çünkü farklı yöntemlerin her birinin çıkarımından yararlanarak başarının arttırılma planlanmış durumda. Burada en iyi algoritmayı seçmek, göreve göre en iyi algoritmayı seçmek önemli durumda. Burada da birçok aslında bizim bu çıkarımlardan elde ettiğimiz yorumlar var. Buradaki seyahat verilerini analiz etmek bize ne kazandı? Seyahat acentelerimize büyük miktarda geçmiş gerçek veri bulunması bizim avantajımızda. Bizim amacımız müşterinin tercihlerinde hiçbir parametreyi atlamadan altyapımızı oluşturmak, daha sonra müşteri tercihlerini hem web sayfasındaki davranışlarından hem zaman bazı tüm seyahat tercihlerini de modellemek ve kendilerine bu öncelikle hizmet sunacak akıllı bir seyahat öneri sistemi yazmak üzerine. Burada amaç yukarıda bahsedilen teknoloji çıkarımları ile mevcut veriyi en uygun yapay zeka teknolojileri kullanarak ülke turizmine ve şirketimize katkı sağlamak üzerine. Bu süreçte zaten Setur Arge olarak yaptığımız detaylı tüm çalışmaları Meltem Hocam birazdan aktaracaktır sizlere. Dijital seyahat satışları ile ilgili de bir istatistik veri paylaşmam gerekirse, dijital seyahat satışları son birkaç yılda hızla büyüyerek 2016 yılında 564.87 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Ayrıca bu rakamın 2020 yılında 817.54 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne göre de son 3 yılda Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin dahil olmak üzere gelişmiş ülkeler turizm dünyasında en yüksek büyüme oranlarına ve uluslararası turizm gelirine sahip olmuş vaziyette. Bu yüksek büyüme oranları turizm endüstrisinde teknolojiyi doğru kullanmalarına borçlular. Bu şekilde bahsedebilirim. Peki burada bu noktada biz neler yapıyoruz? Yani Türkiye olarak yapılanlar ve dünyada globalde yapılanlar üzerinde bir karşılaştırma yaparsak, genel itibariyle yapılan çalışmalar çok az miktarda. Özellikle turizmde yapay zekayı kullanma çalışmaları çok fazla değil sektörümüzde.
Turizm alanında gerçekleştirilen çalışmaların çoğu veri madenciliği üzerine yapılan çalışmalar. Burada veri madenciliği çalışmaları ziyaretçi sayısı tahminleme, doluluk oranı tahminleme, turist harcamalarını tahminleme, turistlerin internet ağı kullanımı ve ziyaretçi profillerinin belirlenmesine yönelik olarak yapıldığı görülmekte. Türkiye Turizm'de veri madenciliği alanında yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde ise yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunun tahmin amaçlı olarak ve yapay sinir ağları kullanılarak gerçekleştirildiği dikkat çekmektedir. Burada aynı zamanda ülkemizde turizmde veri madenciliği alanında araştırma eksikliği tespit edilen diğer konu ise pazar sepeti analizleri sayılabilir. Yani turizm sektöründe veri madenciliği yöntemleriyle turistlerin satın alma eğilimlerinin ve alışkanlıklarının belirlenmesi, satın aldıkları ürünlere bağlı olarak gruplama, web sayfalarına erişimleri analiz etme, yeni turist ürünleri için potansiyel müşterileri belirleme üzerine eksik kalınan noktalarda çalışmaların yapılması ile birlikte buradaki aktivite artışı da sağlanabilir durumda. Güzel bir örnek var. Japonya örneği. Japonya aslında bir turizm şehri olarak, turizm ülkesi olarak bilinmemesine rağmen son 10 yılda yaptığı çalışmalarla birlikte ülke ekonomisine büyük bir gelir kaynağı olarak turizmi de entegre etmiş vaziyette. Japonya 2014 yılında Japonya'ya gelen turistler üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışma havaalanları ve limanlarda Japonya'ya gelen 4000 turiste rastgele olarak anket yapılmış. Anket verileri işlemesinde klasik istatistiksel araçlarının başarısız olması sebebiyle veri analizi ve lojistik regresyon kullanılarak karar ağacı çıkartılmıştır. Anket karar araçlarında kullanılan ölçek Japonya'daki turistlerin davranışsal ve satın alma modellerini özetlemek ve yorumlamak için kullanılmış vaziyette. Burada kısa sürede gelen turist sayısına %24 gibi bir artış sağlanmış bu çalışmayla birlikte. Burada da doğru bir veri analizi yapımı ve veri madenciliği üzerinde yapılan çalışmanın başarı getirdiğini gözlemliyoruz. Yine Japonya örneğinden bahsedecek olursak yapılan gruplamalar ölçümler üzerinde özellik memnuniyeti, genel memnuniyet ve davranışsal amaçlar üzerine yapılmış vaziyette. Buradaki yapılan çalışmaya göre de az önce bahsettiğim gibi karar ağacı çıkarımları gerçekleşmiş. Buradaki karar ağacı çıkarımları yine Japonya'ya gelen turistler üzerinde yapılan çalışmaların verdiği sonuçlar. Ülkemizdeki mevcut turizm girdilerinden de bahsedecek olursak ulaşım, konaklama ve tur özelinde ulaşım türü analizine göre 2017 yılında genel olarak havayolu ve karayolu daha yoğun kullanılmış. Konaklama özelinde Haziran ve Ağustos dönemleri yüksek konaklama tercih edildiğini görmekteyiz. Tur tarafında ise itibariyle turlarımızın dini hac turları tur alımlarına kaydığını gözlemliyoruz. TÜİK istatistikleri bu şekilde. Dünya Turizm İstatistiklerinin 2017 yılında 1.322 milyon kişinin seyahat ettiğini gözlemliyoruz. Bir ülkeden başka bir ülkeye ziyaret eden kişiler bunlar. Ziyaretçilerin %42'si 10 farklı ülkeyi tercih etmiş durumda. Burada Türkiye'ye ziyaret eden sayı ise 39 milyon 900 bin kişi. Burada liderlik Fransa'da 88.900 kişilik bir ziyaretçi kapasitesiyle. Fakat farklı bir istatistik olarak buradaki gelirin, yani turizmden alınan geliri en çok fazla arttıran da Çin olarak gözlemliyor. Türkiye olarak kötü bir noktada değiliz aslında. Turist de dünyada en çok turist ziyareti gerçekleştiren 6. ülke durumundayız. Burada yapılan değerlemeye göre geçen yıl dünya genelinde 1.302 milyon kişi bir ülkeden başka bir ülkeye ziyaret etmiş vaziyette. Yani aslında iyi bir durumdayız fakat turizm geliri tarafında ülkeye gelen turistlerden gelir kazanma noktasında kötü bir durumdayız. Buradaki yapılan çalışmada biraz daha gelirlerimizi arttırmaya yönelik veri analizi, veri madenciliği, makine öğrenmesi teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte iyileştirmelerle birlikte bu gelir artabilir durumda. Son olarak Türkiye'deki turizm sektöründe teknoloji kullanımı çok sınırlı durumda. Tüm dünyada kişiselleştirilmiş olarak müşterinin daha önceki tercihleri irdelenerek kendisine en uygun seyahat önerilerinin sunulması için yeni teknolojilerin özellikle yapay zekanın kullanımı gündemdedir.
Turizmde akıllı yaklaşımlara geçiş dünyadaki yeni yaklaşımlarla uyumlu olmak bir tercih değil, aslında zorunluluk durumda. Burada yazılıma ödenecek olan dış finanstan daha önemlisi kendi verilerimizin bu yazılımlar tarafından depolanarak kullanılması riskini barındırıyor. Benim anlatacaklarım bu şekilde. Şimdi sözü bilgi ve birikimiyle bize her zaman destek olan ve yol gösteren değerli hocamız, mentorumuz Sayın Doktor Meltem Turan Yöndem'e bırakıyorum. Kendisiyle aynı webinarda konuşmacı olduğum için de kendime ayrıca şanslı hissediyorum. Bu fırsatı bana sağlayan Sayın Berkan Bey'e ve Kübra Hanım'a da ayrıca teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz bu güzel ve etkili sunumunuz için Ali Bey. Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi ülkemiz biz çocukluğumuzdan beri ifade edilen bir bacasız sanayi kelimesi var. Bu turizm bacasız sanayi ile birlikte bizim çağımızın elektriği olarak kabul edilen yapay zekayı birleştirmemiz ve katma değerli, çok daha fazla katma değerli ürünler ortaya çıkarmamız lazım. Bu şekilde biz bu bacasız sanayiyi çok daha iyi noktalara getirebiliriz. İşin içerisine dijitalleşmeyi katmak artık bir ihtiyaç değil, dediğiniz gibi zorunluluk. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bu sunumunuz için size teşekkür ederim. Şimdi ben diğer konuşmacımı çok fazla bekletmeden, çok değerli bir konuşmacımız Doktor Meltem Turhan hocamızı davet etmek istiyorum. O da bize akıllı turizm ve yapay zekadan bahsedecek. Seturtech'te neler yapılıyor? Bunu dinlemek isteriz. Teşekkür ederiz hocamıza. Çok teşekkür ederim bize hem kurum olarak hem kişi olarak buraya davet etmiş olduğunuz için. Diğer videolarınızı da ben izledim. Dolayısıyla çok yararlı olacağına inanıyorum. İnşallah bu sunum da aynı şekilde gelişir. Biz Seturtech olarak demin Ali anlattı, gayet güzel bir şekilde bu bilince sahibiz. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi turizmin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun farkındalığıyla başladık. Ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 1990'da lisans ODTÜ bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Daha sonra yüksek lisans ve doktoramı da ODTÜ'de bilgisayar mühendisliği üzerine yaptım. Ve doktora konum da doğal dil işlemlemeydi. Yani 94'lü yıllardan itibaren yapay zeka konularında çalışmaya başladım. Hatta 94 yılında Neural Network dersini, sinir ağları dersini Birmingham Üniversitesi'nde bir sene boyunca verdim. O zaman da bu tür konuları konuşuyorduk ama yıllar geçiyor, aynı konuları konuşuyoruz. Fakat yayılımı arttı, endüstride kullanımı arttı ve derinliği, arkadaki teknolojiler arttı. Dolayısıyla biz de bu teknolojileri üreten tarafta olmak için çabalıyoruz. Hemen ben de bir ekrana paylaşmak istiyorum. Pardon, geldi mi göremedim ama. Hocam şu anda tam ekranınız gelmiş durumda. İsterseniz. Şu şekilde evet, daha evet, düzgün evet, tamam hocam. Gayet güzel. Hem sesinizi hem de ekranınızı alabiliyoruz. Biz şimdi şöyle göstermek istiyorum. Setur olarak gördüğünüz gibi 2000 aslında Ar-Ge kısmımız 3,5 yıl kadar önce kuruldu ve 54 tane personelimiz var ve bilgisayar mühendisleri olarak ciddi bir sayımız var. Birçok proje yapıyoruz, birçok projeye başvuruyoruz. Hem TÜBİTAK'la yaptığımız, kabul aldığımız projeler var. Hem de uluslararası olarak işte Horizon, Celtic vesaire bu konularda ekranda görebildiğiniz kadar projelerimiz var. Bu 3 sene içerisinde geliştirmiş olduğumuz. Üniversitelerle sanayiyle işbirliği yapıyoruz, yarışmalar yapıyoruz. Ve her aşamada da ilerletmeye çalışıyoruz. Bunların detaylarını anlatarak sıkmak istemiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz bu Ali'nin anlattığı konuların altını nasıl doldurabileceğimize şöyle baktık. Hepimiz biliyoruz yapay zekada en önemli iki konu.
Doğal dil işlemleme ve görüntü işlemleme kısmı. Neden? Çünkü işte bizde de duyu organlarımız var ve şu an için bilgisayar henüz dokunma, koklama gibi olanakları olmadığı için bunların dışında kalan görme ve duymayla ilgili olarak, yani teksti anlamayla ilgili veya speech'i anlamayla ilgili gayet başarılı gidiyoruz. Şunu düşünmüştük, akıllı sistemler çok ilerleyecekler. Biz de bunların bir parçası olarak mutlaka seyahatte akıllı seyahat uygulamalarını geliştirmek durumundayız. Doğal dil işlemleme ve görüntü işlemleme dışında kişiyi, müşteriyi odağımıza koymak durumundayız. Belki 15 yıldır ben hani çok uzun süre bu sektörde olduğum için 15 yıldır müşteri odağı konuşuluyor. Fakat müşteriyi detayda ne kadar tanıyacağınız, hangi verilerini alabileceğiniz, bunlar çok önemli. Tabii burada KVKK gibi veri mahremiyeti, ki işte Sabancı Üniversitesi'nde ben şeyden bahsetmedim. ODTÜ'de 15 yıl çalıştıktan sonra Sabancı Üniversitesi, Birmingham Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Atılım, Doğuş vesaire birçok üniversitede hocalık yaparken paralelinde de hep Avrupa Birliği projeleri yapmaya devam ettim, ARGE projeleri. Dolayısıyla buna benzer birçok projeyi hem tez olarak hem de endüstriyle beraber el ele geliştirdik. Fakat gitgide gördüğümüz gibi burada kaliteyi arttırmaya çaba gösterdik. Dolayısıyla da bu kişilerin daha iyi tanınması konusuna önem vermiş durumdayız. Ve demin Ali'nin de anlattığı gibi bu öneri sistemleri çok önemli. Çok hızlı bir hayat ve bu sırada seyahatinizi planlamak için öyle 6 ayınız falan yok, Christoph Kolomb gibi. Dolayısıyla sizin çok hızlı, size en uyan seyahati bulmanız gerekiyor. Ve bizim de Türkiye olarak bu seyahatleri kendimize doğru kaydırarak bu anlamda kendimize gelecek olan gelirleri arttırmamız bekleniyor. Bunu yaparken ratinglere ve reputation'lara, yani nasıl yorumlanmış, orası nasıl, güzel mi, otel iyi mi, kendisine uygun mu, bunları da mutlaka değerlendirmemiz gerekti. Biz pandemi sırasında, belki pandeminin herhalde ilk günleriydi, anladık ki, siz de kabul edersiniz ki, belki en çok etkilenen, en kötü anlamda etkilenen sektör turizmdi. Kimse hiçbir yere seyahat edemeyecek, hiç kimse otellerde kalmayacak, uçuşlar kapanıyor ya da işte çok azalıyor. Dolayısıyla bizim sektör çok etkilendi. Ama biz o sırada dedik ki önemli olan bu değil. Bu pandemi bittiğinde dünya nereye evrilecek? Yani her zaman için belki bir adım, belki iki adım önde olmak çok önemli. Bu kadar hani yapay zeka gibi bilişim sektöründe çalışırken ileriyi görmek kaçınılmaz. Dolayısıyla daha ilk günlerindeki COVID ile ilgili iki tane paper çıkmıştı o gün, yani o hafta. Onun dışında paper yayın sayısı yoktu. Biz dedik ki biz geleceğin seyahatini tasarlayalım. Ve bununla ilgili olarak geleceğin tamamen gelişeceğine, değişeceğine yönelik olarak bir plan yaptık, tahmin yaptık. Ve onun üzerine de bir kişi nasıl bir seyahat edecek, işte kendisiyle ilgili nelerin bilinmesi gerekiyor. Diyelim ki ben çok sıkkınım, duygumun anlaşılması lazım. İşte Meltem sıkıldı, yoruldu, işte ne bileyim eşiyle ve çocuklarıyla seyahat etmekten hoşlanıyor. Nereye gitmek istiyor, neler yapmak istiyor, ne ona iyi gelir, hangi müzik grubunu dinliyor. O müzik grubu şimdi nerede çalıyor, hangi ülkede var ve o ülkede başka neler yapmak ister, kültürden hoşlanıyor, dolayısıyla neleri var diye. Bütün bunların tamamen otomatik olarak öğrenilip, tahmin edilip çıkarım yapılabileceği ve işte saat kaçta evden çıkması lazım, hangi havaalanına gitmesi lazım, en ucuz hangi uçuşu var, konforu nasıl, işte vesaire vesaire, bütün bunların otomatik olarak yapılmasını hedeflemeliyiz diye bir Avrupa Birliği projesi yazmaya başladık. Bunun da yürütücüsü şeklinde olduk ve gördüğünüz gibi hazırladık. Şey kısmını, bu slaytı zamanınızı almamak için geçiyorum. Çünkü verinin hazırlanması kısmı oldukça önemli ve herkes konuşuyor ama ben altını çizmek istiyorum.
Bütün dünyada sadece verisi olanlar kazanacak. Yani para, altın vesaire hepsi bitecek. Ve tekelleşme söz konusu olacak. İyi uygulamaları olanın verisi olacak. Verisi olan iyi uygulama yapacak. Dolayısıyla bu döngüde algoritmaları geliştirmekten bile belki daha önemli olacak olan faktör burası. Biz SeturTech olarak tamamen hangi veriyi nasıl işleyeceğimizi, nasıl düzenleyeceğimizi, nasıl temizleyeceğimizi bu konulara çok önem veriyoruz. Başka ne projeler yaptık? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Demin bahsettiğim proje kabul aldı Celtic'ten. Bunun dışında kendi kendimize projeler daha herhangi bir fon almadan başlıyoruz. Mesela neler önemli bizim için? Neler otomatize olmak durumunda ya da yarı otomatize olmak zorunda? Yani satış yapacak olan kişiye yardım etmemiz gerekiyor. Otellerin birbirlerine benzerliklerini çıkartmamız lazım. Yani demin bahsettiğim hedef projeye gelirken altında bu parçaların Lego gibi olması gerekiyor. Otellerin mesela akademik çalışmalarda da şu an çok gündemde olan bazı çalışmaları yapıp sonuçlandırdık ve hani başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Bir de üniversite ve sektörde beraber çalışmanın getirdiği böyle yararlar var. Yani daha önce akademide bu çalışmaları çok fazla yapmıştım. Tez öğrencilerimle de yapmıştık. Fakat burada gerçek datayla yapınca, gerçek veriyle yapınca birçok zorluk da çıkıyor. Ve hani öyle oyuncak bir şey yapmanız mümkün olmuyor ya da başarısız olduğunuzda ilerleyemiyorsunuz. Doğal dil işlemleme yöntemlerini kullandık burada. Özellikle de unigram, bigram ve Trigram'da kelimelerin birbirleriyle yakınlıklarına bakarak herhangi bir internet sayfasında bir otelin tanımına göre bu tanımlardan çıkarımlar yaparak daha sonra da hangi oteller birbirlerine alternatif oluşturabilirler, yakınlıkları nasıldır diye bir tablo çıkartıyoruz. Bir başka çalışmamızda otellerin bizdeki bu sefer kendi datalarımızdan, kendi verimizden yararlanarak otellerin biliyorsunuz özellikleri var. Böyle bir veri tabanlarımız oluyor. Bunların içerisinde mesela işte havuzlu olması, çocuklu aileye uygun olması, butik olması, fiyatı vesaire bir sürü özellikleri var. Bu öz niteliklerine bakarak birbirlerine benzer olan gene makine öğrenmesi yöntemiyle tüm otellerin birbirine benzeyen otelleri ürün olarak, çıktı olarak üretmesini sağlayan bir proje yaptık. Bunun dışında collaborative filtering dediğimiz başka bir projemiz daha oldu. Bu sırada da setur.com.tr'ye gittiğinizde işte sepetinize koyduğunuz, işte değerlendirdiğiniz otellere bakarak bu otellerin birbirleriyle olan ilişkilerini görüp bunu alanın hani biliyorsunuz elektronik ticarette çokça kullanılan yöntemler bunlar. Ama bunları kendimiz geliştiren tarafta olmak istedik. Yani hazırdaki kütüphaneleri kullanmak yerine. Dolayısıyla isterseniz detaylarla hani sorusu olursa ileride konuşabilirim ama bu tür bir çalışmamız daha oldu. Bu da başarıyla sonuçlandı. Bunun dışında TÜBİTAK'ın siparişe dayalı Ar-Ge'si ile arkitekt firmasıyla beraber olarak Setur'un bir alt grubu olan başka bir proje yaptık. Bu projede de uçuşlarla ilgili yaklaşımlarımıza baktık. Şöyle ki işte diyelim ki Antalya'dan Ankara'ya gidecek olan veya İstanbul'dan Antalya'ya gidecek olan bir uçak için alternatif başka uçuşlar nasıldır? Verilmeyen yani bazen rotada aynı havaalanına ait olmadığı için verilmemiş olan, çıktı olarak gösterilmemiş olan uçuşlardan daha fiyat olarak uygunları varsa bunları bulacak olan bir machine learning'de kullanarak bunları bulacak olan bir projeyi sonlandırmak üzereyiz. Kabulü alınmıştı, bitiyor şimdi. Burada da detaylarını görebilirsiniz nasıl bir yaklaşımla yaptığımızı. Yine soru olursa bunu da açıklayabilirim. Bir başka projemiz üniversitelerle işbirliği olduğunu söylemiştik. Bu projemizde İTÜ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüyle beraber ortak olarak yaptığımız bir projemiz. Bu projemizde de talep tahminleme yani hangi otel daha fazla yapılacak daha fazla tercih edilecek. Dolayısıyla da tercih edilenin
dinamik olarak fiyatını arttırması ile ilgili olarak yapılan bir çalışmamız. Bundan yayınımız da çıktı. Burada yaparken gördüğünüz gibi aşağıda tahminleme modellerini görebiliyorsunuz. Doğrusal modellerden başlayarak daha sonra topluluk modelleri ve LSTM modelleri de kullanarak hepsinde çıktıları karşılaştırabildik. Dolayısıyla da elimizde şimdi hem akademik anlamda hem de ürün olarak kullanabileceğimiz başka bir çalışmamız var. Bunun dışında biliyorsunuz akademide şu an kompleks graflar çok yaygın ve teknolojinin hani en önemli kısımlarından çalışılması gereken kısımlarından biri. Burada da birçok şu an hala çalışıyoruz. Aynı zamanda bu projemizi Bosphorus başlığıyla uluslararası proje başvurusunda bulunduk. Galatasaray Üniversitesi ile beraber olarak çalışılıyor ve tüm parametrelere şu an başvuru yaptık. Kabulünü bekliyoruz ama kabul beklerken bile biz çalışmalara devam ediyoruz. Aynı zamanda da tez çıkartmaya çalışıyoruz beraberinde çalıştığımız personelle. Bu da böyle bir projemiz. Bunun dışında bir de demin söylemiştim image processing ve vision konularında çalışıyoruz. Bunun için sosyal medyada bize izin vermiş olan kullanıcıların fotoğraflarını alıp bunların içerisinde yüz tanıma, yaş tanıma, cinsiyet tanıma gibi çalışmalar yapıyoruz. Ve ayrıca da birbirleriyle ilişkili iletişim, mesela ben koyduğum fotoğraflardan işte en çok çocuğumla koyuyorum. Dolayısıyla işte bu çocuğu olmalı gibi information extraction, bilgi çıkarımı yapıyoruz. Arka plan çıkarımı yapıyoruz. Böylelikle kişinin paylaştığı şeylerden orman mı seviyor, müze mi seviyor, bu tür hani demin ilk başta bahsettiğim kısımları yapabilmek adına bir de böyle bir çalışmamız devam ediyor hala. OpenCV'de kullandıklarımız da var. Ayrıca Instagram'ın kendi verdiği özellikleri, lokasyon vesaire açıklama, bunları da alabiliyoruz. Bir başka projemiz tamamen biraz daha Türkiye turizmine yararlı olması bakımından kültürel mirasların dijital teknolojilerle desteklenmesi projesine başvurduk. Burada da proje yöneticisi olarak yer alıyoruz. Başvurumuzu yaptık, kabulünü bekliyoruz. Bunun için biz kendimiz tamamen kültürel miraslar, biliyorsunuz Türkiye'de UNESCO'nun miras listesine girmiş çok sayıda yerimiz var. Dolayısıyla bunların etrafında kendilerine optimizasyon problemi olarak en yakın olan, birbirleriyle gezilecek olan yerleri önerdiğimiz, hatta orada yapılması gerekenleri söylediğimiz ve yine kişinin kendi özelliklerine ve isteklerine uyacak çözümleri seyahat planlaması yapabileceği bir uygulama geliştirmek üzerine başvurduk. Burada da onun açıklamalarını görebiliyorsunuz. Gene hızlı geçiyorum, çok vakit aldım herhalde. Bir başka projemiz de, bu da kabul aldı. Görüyorsunuz işte CIEU tarafından. Reputation, yani otellerin ve otellerin müşteriyi, müşterilerin otele değerlendirdiği bir sistemin blockchain tabanlı olarak saklanması konusunda yaptığımız bir proje. Burada da yorumlardan doğal dil işlemleme kullanılarak sentiment analizi, duygu analizi yapıyoruz. Burada farklı olarak, normalde yapılan sentiment analizlerinden farklı olarak otellerin işte yemekleri mi iyi, odası mı iyi, servisi nasıl, aktivitesi nasıl diye otomatik olarak yazılanlardan aspect oriented olarak bu farklı değerlendirme kriterlerini kendisi buluyor ve daha sonra da buna göre puanlama yapabiliyor. Ve en sonunda da bunların güvenilirliklerini anlamak için, yani ben hep otellere kötü değerlendirme yazıyorum diyelim ki, Ali ise hep iyi yazıyor, ya da ben aslında hep kötü yazarken bir otele kötü yazdım. Dolayısıyla benim güvenilirliğim ve diğer yorumlarla, bunları matematiksel olarak akademide de yapılan çalışmalar bu şekilde, bu çalışmaları da yaparak acaba benim güvenilirliğim ne kadar, bunu ölçüyoruz. Ya da yazılan yazı ne kadar güvenilir şeklinde. Benim şeylerim bu kadar. Burada paylaşmayı en azından şey yapayım, kapatayım.
Umarım süreyi çok aşmamışımdır. Herhangi bir soru olursa projelerin detaylarını anlatmadım. Bunları cevaplayabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Meltem hocamıza çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok dolu dolu bilgiler verdi. Sektörde bilgisayar ve yapay zeka ile ilgili yapılan bu güzel projelerin umarım çok daha iyileri ve güzel neticeleri elde edersiniz. Hocam sizi ve ekibinizi gerçekten kutlarız, tebrik ediyoruz. Ama bahsettiğiniz, altını çizdiğiniz bir konu var. Bütün dünyada sadece verisi olanlar kazanacak dediniz. Bu gerçekten önemli. Sektörün verisini kaydetmesi lazım. Çünkü biz de bunu defaatle söylüyoruz hep bütün yapay zeka çalışmalarında. Kaliteli veriden kaliteli sonuç elde edebiliriz. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Kaliteli veriyi elde etmemiz ve ondan da kaliteli bilgi haline getirmemiz lazım. Katma değer haline getirmemiz lazım bu anlamsız veriyi. Bu anlamda da umarım çok daha güzel netice ve projeleri hep beraber yapıp sahada uygulamalarını göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi sözü Doçent Doktor Ali Hakan Işık hocamıza vermek istiyorum. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı hocamız. Turizm sektörüne yönelik otonom ve adaptif bir fiyatlandırma motoru ile ilgili bir proje çalışması içerisinde NTT Data teknolojisiyle birlikte hem Gökhan Bey'den hem de Ali Hakan Işık hocamızdan bununla ilgili değerli bilgiler alacağız. Ali Hakan hocam buyurun isterseniz hem sizi biz tanıyalım hem de proje ile ilgili görüşlerinizi alalım. Öncelikle Berkan hocam şahsım ve NTT Data ailesi adına size teşekkür etmek istiyorum. Bize böyle bir fırsat verdiniz ve NTT Data Ar-Ge Merkezi'nin TÜBİTAK tarafından desteklenen projesini geniş kitlelere anlatma fırsatı doğduğu için. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ve tanıttığınız gibi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Meltem hocama da teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgiler verdi. Benim hayatımda da ODTÜ'nün önemli bir yeri var. Doçentliğimi de ODTÜ'den almıştım. Onu da değinmek istiyorum. Yine Meltem hocama atıf yaparak Berkan hocamın da söylediği gibi bütün dünyaya verisi olanlar hakim olacaklar ve kazanç çıkacağından bahsetti Meltem hocam. İşte tam bu noktada NTT Data konumlanıyor. NTT Data Japonya merkezli dünyanın 5. bilişim teknoloji firmasıdır. Ve kurumsal kaynak yönetimi kapsamında ülkemizdeki lider firmaların verisini tutmaktadır. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olduktan sonra NTT Data ile beraber çalışmaya başladım. Ve NTT Data Ar-Ge merkezi müdürü Sayın Saadettin Melendi'nin desteğiyle beraber proje çalışmalarına başladık. Bildiğiniz gibi Sanayi Bakanlığı Ar-Ge merkezi olan firmalara proje yapma noktasında çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Bununla beraber de Sanayi Bakanlığı'nı da tebrik etmek istiyorum. Çeşitli destekler veriliyor Sanayi Bakanlığı tarafından ve bu desteklerle de NTT Data gibi uluslararası firmalar da Ar-Ge merkezi kurarak Ar-Ge'ye yatırım yapıyor ve hem ülkemizin kalkınmasına hem de yeni iş olanakları doğmasına imkan sağlıyor. Bu noktada Sayın Saadettin Melenli ile beraber Ar-Ge merkezi personeliyle proje araştırmalarına başladık. Projelerimizin içerisinde elektrik üretiminden fitillerin üretimine kadar yani imalat sektörüne kadar ve turizm sektörüne dahil olmak üzere birçok proje fikrimiz vardı. Bu projeler içerisinden en çok sonuca gidebileceğimiz, hem ülkemize hem dünyaya faydalı olabileceğini düşündüğümüz fiyatlandırma motorunun öne çıktığını düşündük. Bu konuda çeşitli araştırmalar yaptık. Sayın Setur'dan Ali Bal'ın da ifade ettiği gibi veri madenciliği noktasında akademik alanda ve çeşitli kullanılan yazılımlar anlamında
Birçok çalışma olduğunu gördük. Fakat bu veri madenciliğinden çıkıp yapay zekanın konuldığı, özellikle bu pricing engine dediğimiz fiyatlandırma motoru kapsamında herhangi bir ürün veya bir turizm sektörüne yönelik bir akademik çalışma olmadığını gördük EntriData ailesiyle beraber. Bu noktada diğer projeleri bir kenara bırakarak turizm sektörüne yönelik otonom ve adaptif fiyatlandırma motoru projesine karar verdik ve bu projeyi TÜBİTAK TEYDEP 1501 Üniversite Sanayi Projesi olarak hazırlamaya başladık. Ve bu projede de yine ülkemizin lider turizm firmalarından birisiyle çalışarak ve bu firmanın da verilerini EntriData tutuyor, çeşitli görüşmeler yaptık ve bu görüşmeler sonucunda fiyatlandırma motorunun sektörde deneyimli kişiler tarafından bilgi ve tecrübe dahilinde belirlendiğini öğrendik ve ben de gerçekten çok şaşırdım. Yani nasıl 2000'li yıllarda, 2019-2020 yıllarda nasıl böyle bir şey olabilir diye düşünmek yani zorunda kaldık. Ama bunu gördük ki insan gücüyle ve bilgi tecrübesiyle yapılıyor. Bunun da yapay zekaya aktarılabileceğini düşündük. Burada en büyük problemlerden birisi ise verinin Meltem Hoca'nın da bahsettiği gibi data collection ve data cleaning anlamında önemli çalışmalar yapılması gerektiğini anladık. Çünkü çok kirli veri vardı ve temelde fiyatlandırmanın kalan gün ve kalan oda sayısını bir matris gibi düşünürsek kalan gün ve kalan oda sayısına bağlı olarak elde edildiğini ve bunun kişilerin bilgi ve tecrübesiyle elde edildiğini ve burada da temel motivasyonumuz olan turizm sektöründe yapay zekayı kullanmaktaki temel motivasyonumuz olan geliri artırma noktasında önemli kazançlar sağlayacağını düşündük ve reinforcement learning dediğimiz gibi bir hani danışmanlı veya danışmansız ve taklit öğrenme var bildiğiniz gibi yapay zekada 3 tip öğrenme var. Bunlardan takviyeli veya pekiştirmeli öğrenme olarak Türkçe'ye çevrilen reinforcement learning ile bu fiyatlandırma motorunun otonom olarak yapılabileceğine karar verdik ve TÜBİTAK TEYDEP projemizi verdik bu turizm sektöründeki firma ile beraber. Burada da Çağatay Bey ve Gökhan Bey devreye girdi ve gerçekten onlar da bizim anlattıklarımızı daha da ileriye götürerek bunu bir kullanılan yazılım haline dönüştürdüler kendileri. Şimdi de sizlerin izniyle Gökhan Bey'e bu yazılımın özellikleri noktasında sözü vermek istiyorum. Tekrar bana bu fırsatı verdiği için Berkan Aydilek hocama ve çalışma fırsatı verdiğinden dolayı Entity Ar-Ge Müdürü Saadettin Melenli'ye teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ben hemen ekranımı öncelikle paylaşayım. Sunumumuzu bir yandan paylaşmış olayım. Bunun yanında ben de öncelikle Ali Akın Hocam, sizle çalışmak gerçekten benim için hem gurur verici hem de aslında çok bir yandan da zevkli. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Çok yani benden daha iyi anlattınız zaten EntriData'yı bu arada. Yani gerçekten onun için de ayrıca teşekkür ederim. Aynı zamanda tabii böyle bir fırsat elde ettiğimiz için de hem ben TRA'yı aslında organizasyonun ailesine hem de Berkan hocamıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok kısa öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Ahmet Gökhan Yılmaz Türk. Ben EntriData Türkiye ve MENA organizasyonunda Head of Innovation görevi yapıyorum. Halihazırda bizim Cloud Innovation diye farklı bir departmanımız var. Bu departmanın aslında ben de yöneticiliğini yapıyorum. Çok kısa aslında EntriData Business Solutions'tan birazcık bahsedecek olursak, Entry Group yaklaşık işte 120 yılı aşkın geçmişe sahip çok büyük bir aslında firma. Biz zaten hali hazırda yani globalde 3.6 milyar dolarlık bir R&D yatırımı mevcut ve bu yatırımdan bizler de aslında EntriData altındaki ülkeler olarak, ofisler olarak bu fondan da yararlandığımız oluyor. Aynı zamanda Türkiye'de de zaten Ali Akın Hocamızın bahsettiği gibi bir Ar-Ge merkeziyiz. Dolayısıyla
mevcut HEDEP projelerimiz de var. Dolayısıyla Ar-Ge'ye çok ağırlık veren bir şirketiz. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben kendim de zaten bizim Ar-Ge merkezimizde yer alan personellerden bir tanesiyim. Entidata, aslında Entity'den birazcık daha bahsedecek olursak, Fortune Global'da Global 100'deki işte firmaların %80'ini aynı zamanda hizmet ediyoruz. Dünyanın en değerli 8. aslında bilişim hizmetleri markasıyız. Yıllık 21 milyar dolarlık bir gelire sahip. Bunun Entity'nin bir Entity grubun altında yer alan alt şirketlerinden bir tanesi olan Entity Data zaten 50'den fazla ülkede ve bölgede faaliyet gösteren bir firma. Yaklaşık birçok aslında ülkede yer alıyoruz. Biz de Türkiye ve Orta Doğu bölgesine sorumlu olan organizasyonuz aslında. Entity Data Business Solutions Türkiye ve MENA olarak. Bizim hali hazırda buradaki rakamlar bazıları çok güncel değil. Yani mevcutta 2020 rakamları. Şu anda 1600 çalışana ulaşmış durumdayız gerçekten. Ana aslında faaliyetlerimizden bir tanesi ERP yazılımı. Özellikle SAP'nin Türkiye'deki en büyük partneriyiz. Bunun yanında yalnızca SAP değil, aynı zamanda non-SAP konularda da ERP ve ERP dışındaki işte yeni teknolojiler gibi konularda da hali hazırda danışmanlık veriyoruz. Dolayısıyla hem bir sistem entegratörü hem de bir teknoloji ve inovasyon danışmanlığı da veriyoruz. Şimdi ben Ali Akın hocamızın bahsettiği projeden biraz bahsediyor olacağım. Bu projemiz aslında uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir proje. Yaklaşık 3-4 senelik aslında bir geçmişi olan bir proje. Yani zannedersem 2018-19 yıllarında, 2018'de başlamıştı. İki fazdan oluşuyor. Öncelikle ikinci fazda biz aslında yapay zeka özellikleri kazandırdık. İlk fazda onunla alakalı ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulmasını sağlamış bulunduk. Dolayısıyla ben ilk fazdan da birazcık bahsediyor olayım. Yani turizm sektörüne genel olarak baktığımızda zaten Meltem Hanım da çok, Meltem Hocam da çok iyi bahsetti. Ali Bey de çok güzel aslında bahsetti. Çok önemli bir takım senaryolar mevcut. Biz burada özellikle gördüğümüz işte otel fiyatlaması çok uzun sürebiliyor. Mevcut yazılımlar eğer en güncel halde değilse veya manuel işlemler hala devam edebiliyor. Bu manuel işlemler bir hata payı oluşturabiliyor. Ve kapasite ve fiyat yönetimlerinde aslında çok fazla verinin saklanması, işte bu verinin takibinin yönetiminde zor olması gibi bir takım senaryolar mevcut. En önemli noktalardan bir tanesi hız. Zaten hızla alakalı da Christoph Kolomb örneği de çok uygun bir örnek. Yani artık zaten günümüzde aslında mevcut konjonktürde bütün aslında sektörlerde hız artık çok büyük önem arz etmekte. Aynı şekilde turizm sektöründe de bu tabii ki geçerli. Ve bu süreçsel kararlar ve bu kapasite ve fiyat yönetimi problemlerine bir çözüm bulmak çok önem arz ediyor. Biz dolayısıyla bu problemlere, bu senaryoları çözüm bulmak adına bir sıfırdan bir aslında yazılım ayağa kaldırıp burada bir fiyat motoru sistemi, hatta dinamik bir fiyat motoru ve yapay zeka desteğinin sağlanması, fiyat ve kural motorlarının oluşturulmasıyla alakalı bir yazılım üzerine çalıştık. Biz işte mevcutta ki müşterimiz hala da Samo gibi işte sektörel aslında turizm programlarından hala hazırda kullanmaktalar. Şimdi burada bir örnek olarak bir karşılaştırma örneği olarak verirsek eğer hala hazırda bizim işte yaklaşık 365 bin kayıtlı bir işte örnek olsun diye sadece verdik. İşte atıyorum 10 tane otele ait 10 periyot 10 konaklama tipi için 365 bin kayıt tutulurken biz aslında burada yeni sistemimizde yaklaşık 365 bin kayıttan 1000 kayıta düşürecek şekilde fiyat güncellemelerini 3 saatlik bir sürede hali hazırda yapılırken 1 saniye yani saniyeler mertebesine düşürecek şekilde bir yeni nesil bir fiyat motoru üzerinde aslında çalışma imkanı yaptı. Dynamic Pricing Engine dediğimiz aslında bir üründü. Burada biz SAP HANA platformu, SAP HANA platformu aslında SAP'nin kendi cloud'u üzerinde yer alan
platform üzerinde bu uygulamayı sıfırdan geliştirmiş olduk. Ve müşterimizin de kullanmış olduğu SAMO uygulamasıyla aslında entegre hale getirmiş olduk. Burada tabii hem bir donanımsal hem de yazılımsal bir inovasyon söz konusu. Çünkü SAP HANA platformu database'e halihazırda in-memory computing teknolojisiyle aslında çalışmakta. Dolayısıyla bu çok büyük bir hız kazandırıyor. Geleneksel aslında database'lere oranlayacak olursak. Ve aynı zamanda sadece database değil, bir platform. Dolayısıyla içerisinde yer alan işte Access Engine ve OData mimarisi sayesinde biz dış entegrasyonlar, işte SAMO veya benzer diğer sektörel uygulamalarla entegrasyon sağlayacak API yapısını oluşturmuş oluyoruz. Bunları hazır etmemiz gerekiyordu çünkü zaten bir yapay zeka motoru geliştirip onu da entegre etmemiz gerektiği için böyle bir API yapısı oluşturmak gerekiyordu. Ve yeni yapıda biz artık aggregation tablolarına gerek duymuyorduk çünkü özellikle donanım tarafında zaten çok büyük hız kazandığımız için daha öncesinde tabii geleneksel aslında database'lerde şöyle bir problem oluyor. Tabii birçok hesaplamalar var. Bu hesaplamalar on the fly gerçekleşemiyor. Dolayısıyla genellikle kullanılan yöntemler bazı işte arka planda bir takım işler çalıştırılarak bir aggregate tablolar oluşturulup bu aggregate tablolar üzerinden bir takım hesaplamalar hızlı bir şekilde alınmaya çalışıyor. Ancak bu sürekli bir güncelleme yapılması ve çok büyük bir iş yükü getiriyor. Bunun yerine aslında HANA teknolojisini kullanarak biz bu hesaplamaları aslında anlık olarak gerçekleştirebildiğimiz hızlı bir şekilde işte oluşturduğumuz view'larla gerçekleştirebildiğimiz için ve bir takım prosedürlerle aslında database prosedürleriyle bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirebildiğimiz için bu aggregate tablolara da ihtiyaç duymayıp aslında storage'ımızı da çok büyük anlamda düşürmüş olduk. Şimdi bunun üzerine tabii ki yapay zeka tarafında ne tip çalışmalar yaptık. Mevcut fiyatlandırma motoruna yapay zeka özellikleri getirmek adına biz aslında öncelikle odaklandığımız senaryolardan bir tanesi Alakan hocamızın bahsettiği gibi biz burada fiyatın aslında en doğru fiyatın belirlenmesi için bir reinforcement learning tekniğini aslında temelde kullanan bir yapay zeka aslında motoru geliştirdik. Burada zaten çok temel işte fiyatı arttırmak, tutmak ya da düşürmek üzerine bir takım aksiyonlarımız vardı. Burada aslında reward olaraksa zaten iki tip reward'umuz vardı. Bunlardan bir tanesi şöyle. Tabii biz yapmış olduğumuz aslında proje devam ederken şunu da fark ettik. Yani buradaki işte reinforcement learning ajanımız tek başına çalışması özellikle ilk zamanlarda çok uygun müşteriler tarafından da uygun düşünülmüyordu. Mutlaka yine hemen tamamen aslında otonom hale geçmeden önce bir takım öncelikle önerilerde bulunulması, yani motorun bize bir öneride bulunsun, biz daha sonra onu kabul edelim veya reddedelim mevcut kendi teknolojilerimize göre diye o şekilde bir tasarım üzerine gitmiştik. Daha sonrasında tabii bu önerilerin aslında kabulü ve reddi ve aynı zamanda bu öneriler tutarlı mı yoksa tutarsız mı, bunlara göre bir işte ödül mekanizması üzerine çalıştık. Burada tabii ki environment state'imizde işte gerçekleşen ve tahmin karşılaştırması yılın haftaları şeklindeydi. Buraları hızlı bir şekilde belki geçebilirim. Çok kısa biraz olursam eğer. Bizim öncelikle mevcutta bir aslında bir makine öğrenmesi modelimiz çalışıyordu. Bir 10 yıllık veri vardı elimizde. Bu çok geniş büyük bir veriden bahsediyoruz. Bu 10 yıllık veri de aslında oda tiplerinin hangi haftalarda, hangi haftalara satışına yapıldığına dair bir veriden oluşuyordu. Ve biz burada aslında bir kullandığımız modellerle bizde zaten XGBoost modeli, LSTM gibi bir takım modeller benzer şekilde burada tahminleme için kullandık. Ve aslında bu machine learning agent'ımız önümüzdeki yani verilen tarihten itibaren sonraki 25 haftaya ait satışları tahminleyen bir ajandı.
Daha sonra bu ajanın beslediği takviyeli öğrenme ajanları mevcuttur. 4 farklı ajandan bahsediyoruz. Bunlar çünkü oda tiplerine göre işte standart, deluxe, suite oda gibi oda farklı tipte odalara özel aslında reinforced learning ajanlarıydı. Dolayısıyla biz burada bu mevcut tahminleme verisini öncelikle ML Agent'tan alıp bu Reinforcement Learning Agent'larına aktarıp daha sonrasında önerileri gerçekleştirip sonraki işlemi tekrardan geçtiğimiz böyle bir kapalı bir devre şeklinde bir geliştirme yapmış olduk. Dolayısıyla bunu bu arada Google Cloud üzerinde aslında gerçekleştirdik. Yani işin makine şöyle, yapay zeka motorumuz Google Cloud üzerinde çalışıyordu. Aynı zamanda mevcut aslında fiyatlandırma motorumuz SAP Cloud platform üzerinde çalışıyordu. Bu iki farklı platform birbirleriyle API'ler üzerinden haberleşiyordu. Dolayısıyla aslında bu şekilde ilerlemiş olduk. Tabii bunları yaparken de mevcut Google Cloud'un ve SAP'nin kendi aslında bulut platformunun mevcut servislerinden de yararlandık. Ancak yapay zeka kısmı tamamen bizim aslında sıfırdan open source kaynakları kullanarak, open source kütüphaneleri vesaire kullanarak geliştirdiğimiz kısımdı. Bunun haricinde ben bir de yine turizmle alakalı olduğunu düşündüğüm bizim bir global projemizden de çok kısa bahsedeceğim. Smart Island projesi. Danimarka aslında Antidata Nordic ekibiyle beraber ortak çalıştığımız bir projeydi. Danimarka'da yer alan Romo adasıyla alakalı. Bu adada yaklaşık işte yıllık 1.2 milyon aslında ziyaretçinin olduğu bir ada. Yaklaşık %60'ı Alman, %20'si Danimarkalı aslında misafirlerden oluşuyor. Ve çok aslında sezonluk olarak satışlar çok önceden erken kapanan, çok sık ziyaret edilen adalardan bir tanesi. Biz burada akıllı ada konsepti üzerine bir çalışma yaptık. Bu çalışma Antidata Global tarafından aslında bu mevcut Ar-Ge bütçesiyle fonlanmış bir bütçeydi, projeydi. Dolayısıyla biz yine burada SAP Cloud Platform üzerinde yapmış olduğumuz daha çok özellikle IoT tarafının yani nesnenin internet teknolojilerini ağır bastığı, aynı zamanda nesnenin internet teknolojileriyle elde ettiğimiz verilerin üzerinde bir takım yapay zeka modellerini çalıştırdığımız bir projeydi bu da. Burada tabii işte çok fazla veriden bahsediyoruz. Bu da aslında bizim işimizi kolaylaştıran noktalardan bir tanesi. Adaya yalnızca giriş çıkışların çok kontrollü olması. Yani bir feribotla varılıp ayrılabiliyor. Aynı zamanda tek bir karayolu üzerinden aynı şekilde adaya varılıp ayrılabiliyor. Dolayısıyla biz buradaki aslında kameralardan almış olduğumuz veriler, dolayısıyla adadaki yoğunluklar, trafik tahminlemeleri, buna benzer birçok farklı veri. Aynı zamanda işbirliği yapmış olduğumuz firmalardan aslında Cloud Connect uygulaması. Biz bu Cloud Connect uygulamasından aslında akıllı cihazlardan, insanlara, turistlere ait akıllı telefonlardan gelen verileri de benzer şekilde kullandık. Buna benzer AI tarafında özellikle kamera teknolojileri tarafında sahiple beraber çalıştığımız bir projeydi. Son olarak tabii bu proje bizim Danimarka Turizm Bakanlığı ile ortak yürütmüş olduğumuz bir proje ve yaklaşık 250 milyon Danimarka kronu gibi bir bütçemiz halihazırda mevcut olup bu projeyle alakalı işte aynı zamanda Cloud Connect, Aguardio gibi böyle birçok farklı firmayla ortak çalıştığımız bir projeydi aslında. Dolayısıyla biz burada sahadan almış olduğumuz bütün sensör verilerin üzerine hatta mevcut yapay zeka teknolojileri ekleyerek akıllı ada konsepti üzerine çalışma imkanı yakaladık. Biz de Türkiye olarak, bu arada Antidata Türkiye olarak bir yapay zeka Nearshore Center'ıyız. Dolayısıyla
Özellikle mevcut projeler, yeni projeler ve desteğe gitmiş, yani tamamlanmış projelerle alakalı globale biz aslında Entegrate Türkiye olarak bu noktada destek veriyoruz. Dolayısıyla bu da tabii ki yoğun bir şekilde özellikle Avrupa'daki organizasyonlarımıza çok yoğun destek veriyoruz projeleriyle alakalı. Büyük, geniş bir ekibe sahibiz yapay zeka alanında. Departmanımız yaklaşık 100'den fazla personeli olan bir departman. Deyip bu şekilde ben aslında özetleyebilirim. Tekrardan çok teşekkür ederim. Öncelikle bana vermiş olduğunuz bu imkan için. Kontak bilgilerim bu şekilde. Soruları olan arkadaşa yine benzer şekilde projelerle alakalı istediği zaman bana ulaşabilir, istediği kanal deyip tekrardan teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ahmet, Gökhan, Yılmaz Türk Bey'e güzel sunumlar için. Öncesinde de Sayın Doçent Doktor Ali Hakan Işık hocamız çok güzel konulara değindi. Ona da çok teşekkür ederiz. Artık tabii yavaş yavaş kapatıyoruz sunumlarımızı ama bana gelen izleyicilerden ya da özel olarak ulaşan bu işe başlayan kariyerini bu şekilde şekillendirmek isteyen gençler var. Öğrencilerimiz var. Yani Ali Bey'e, Setur'a ve Meltem hocamıza sorabiliriz. Acaba turizm konusunda kendisini geliştirmek isteyen bilişim grubu öğrencilere ne yönelik yarışmalar var mı? Orada kendilerini nasıl gösterebilirler? Böyle bir şeye nereden ulaşabilirler? Kariyerlerine nasıl başlasınlar? Ne tavsiye edersiniz? Ne dersiniz? Ben cevap verebilirim. Çok güzel bir soru oldu çünkü şu an biz tamamen bu yarışmayı yapıyoruz mevcutta şu an. Bu hafta, geçtiğimiz hafta sonu başladık. Bu hafta boyunca da kendilerine mentörlük yapıyoruz. Sürekli olarak sadece onlara yarışmayı kendi başlarına yapsınlar diye bırakmıyoruz. Her türlü mentörlük desteklerini veriyoruz. Kişisel olarak gruplarla beraber çalışıyoruz. En sonunda da gelecek hafta pazar günü de jürimiz değerlendirecek. Bu şekilde de destekliyoruz. Bunları yapmamızın sebebi şu, özellikle staj imkanı sağlıyoruz. Böylelikle yakından tanıma fırsatı oluyor. Daha sonra part-time çalışmak ve tamamen beraber çalışmak şeklinde ilerliyoruz. Geçen sene bir öğrenci grubuna başlattığımız ve fikrini de bizim verdiğimiz konuda başarılı olup şirket kurdular. Hatta şu an bize satış yapıyorlar. Dolayısıyla böyle güzel haberler de olabiliyor. Ama sadece yazılımda özellikle yapay zeka konusunda nereden başlayayım diyenler olursa ben mesela Oxford Handbook of AI diye bir kitabı tavsiye ederim. Onun dışında da mutlaka Python dilini tavsiye ediyorum. Yani eğer Microsoft kullanıyorlarsa Azure'un kütüphanelerini çok tavsiye edebilirim. Mutlaka Ali Hakan Hocam, Ali Bal veya Gökhan Bey de cevap vermek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Bu arada mail adresimi de verebilirim. Öğrencilere sürekli olarak her zaman kapımız açık. Ne zaman yazarlarsa mutlaka cevaplıyoruz. Bu şekilde ciddi bir bağlantımız oluyor. Çünkü burada yani hepimiz bir aradayız bu işte. Yapay zeka konusunu, bu treni, bu lokomotifi kaçırmamamız gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar birbirimize destek olur, beraber çalışırsak o kadar güçleneceğiz, o kadar iyi işler yapacağız. İyi işler yapınca demin söylediğim gibi veri birikecek. Veri bizde olunca daha iyisini yapacağız. Dolayısıyla hep beraberiz bu trende. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ali Bey, sizin bir ekleyecekleriniz var mı acaba? Meltem Hocam çok güzel özetledi. Ben ek olarak yani şimdi biz aslında Seturtech markası altında bir anlamda çalışıyoruz. Setur'a bağlı olarak bir teknoloji şirketi olduğumuzu lanse eden bir konumdayız.
Burada yaptığımız birçok çalışma var. Bu çalışmaların bir yandan da diğer sosyal medya platformlarını, bunları da yayınlamaya devam ediyoruz. Bu platformu takip edebilir arkadaşlar. Herhangi bir soruda da doğrudan buradaki arkadaşlara, Satürtech'te çalışan arkadaşlarla iletişime geçebilirler. Herhangi bir fikri hayata geçirme noktasında da birlikte işbirliği içerisinde çalışabiliriz. Çok çok teşekkür ederiz. Bu çok değerli yarışmanızı umarım başarılı bir şekilde o gençlerin yetişmesine katkılar sağlıyorsunuz. Ben bunu takip ettim, gördüm. Arkadaşlarımız da görmüşler. Bunu sanıyorum çok daha iyi noktalara getireceğiz hep beraber. Emeklerinize sağlık. Sağ olun, var olun. Bir diğer bize gelen sorular arasında şu var. Ben Ali Hakan Işık hocama dönmek isterim. Sektörde bu buluşmalar nasıl oluyor? Yani bir akademik çalışmalarla, bilişim çalışmalarıyla sektörün buluşmasında problem mi önce ortaya çıkıyor? Yoksa bilişim tarafından mı bunun dile getirilmesi bir durumda? Yani bu akıllı turizm ve yapay zekayı projelendirmek için nasıl bir süreç izlediniz? Genç arkadaşlarımız ya da yeni girişimciler bunu nasıl sağlayabilir? Bu tecrübelerinizi dinlersek bu da güzel bir örnek olacak. Soru için teşekkür ediyorum değerli Berkan Hocam. Bizim bu otonom ve adaptif fiyatlandırma motoru projesi serüvenimiz bir firmanın isteği dahilinde oldu. Gökhan Hocam'ın da çok iyi bildiği gibi. Onların böyle bir ihtiyacı vardı. Çünkü mevcut yazılım çok hantaldı. Hani ismini de verebiliriz. Rus bir firmanın yazılımıydı. Ve 3 saat gibi inanılmaz bir süre, bazen bu esna karmaşıklığa göre haftalar da alabiliyordu. Ve insan tarafından yapılabiliyordu. İşte burada esasında en önemli nokta Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın ARGE merkezi kurması oldu. Bu ARGE merkezi kurmasıyla beraber esasında firmalar otomatik olarak proje yapma gerekliliği hissettiler, akademik çalışma yapma gereği hissettiler, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Bu akademik, biz de şu anda bu çalışmamızı, bu TÜBİTAK projesi çalışmamızı bir makale haline dönüştürüyoruz. Sanayi Bakanlığı da bu noktada yönlendiriyor ARGE merkezlerini. Esasında bu çok iyi bir sonuç, çünkü bizim zaten makaleye ihtiyacımız var. Biz makale yapmak istiyoruz. Firmaların da böyle bir ürünlerini dünyaya tanıtmaları gerekiyor. Bu da bir evrensel bir yöntem, makaleyle çalışmanızı geniş kitlelere yayma. Bu noktada yeni başlayan arkadaşlara, hani Meltem Hocam zaten çok iyi biliyor ve çok güzel işler yapıyorlar. İşte temelde Python'la başlayıp biz öğrencilerimize Kaggle, DataCamp gibi sitelere yönlendirip tabii ki mali problemlerden dolayı GPU ve benzeri alamayan öğrencilerimiz de Google Colabs üzerinden yapay zekada kendilerine eğitime serüvenini tavsiye ediyoruz. Genç arkadaşlarımız da hani temel var olan veri kümeleri üzerinden böyle bir çalışmalar yapabilirler ve şunu görüyorum ki, örneğin hani ismini de verebilirim. Bionluk.com gibi internet sitelerinde de artık çeşitli ARGE firmaları yapay zeka projelerini yayınlıyorlar ve bunda ücretsiz, yani freelance dediğimiz evden çalışan kişileri de çalıştırmak istiyorlar. Tabii ki tam olarak bir sonuç alınamıyor ama artık firmalarımız da bu noktada ihtiyaçları da olduğunu böyle bir freelance sitelerinden görebiliyorum. Yani temel olarak kendisini girişen arkadaşlar da böyle siteler üzerinden iş yaparak da bilgilerini ilerletirler. Zaten belli bir noktaya geldikleri zaman da Entity Data gibi, Setup gibi firmalar da onlarla çalışacaktır. Evet. Teşekkür ederiz Ali Hakan Hocam, böyle değerli bilgiler bize ifade ettiğiniz için. Gökhan Bey, sizden de son sözlerinizi almak isteriz. Tabii, buyurun. Çok teşekkür ederim. Şöyle, ben de çok kısa şeyden bahsedeyim. Yani günümüzde artık özellikle bizi izleyen öğrenciler,
için hani söylemek istediğim şu nokta var. Gerçekten eğitim içeriği anlamında son geldiğimiz noktada hiçbir problem yaşamamaktayız. Yani öğrenciler istediğinde açık birçok kaynak mevcut. Mesela zaten birçok örnek verildi ama mesela SAP tarafında da OpenSAP gibi bir işte platform mevcut. Dolayısıyla hatta öğrencilere şu an birçok böyle ücretsiz kampanyaların vesaire işte öğrenci mailleriyle girebilir. Hem Azure üzerinde bunun olduğunu biliyorum. SAP, buna benzer böyle birçok büyük aslında vendor bu tip konularda platformlar sunuyor. Dolayısıyla içerik anlamında gerçekten günümüzde hiçbir aslında problem yaşamamaktayız. Bu bir hakikaten büyük bir şans. Yani biz tabii ben lisansımı 2005'li yıllarda yapıyordum. Yani dolayısıyla o esnada bu böyle kaynaklar edinmek çok daha zordu ama günümüzde tabii ki bu çok önemli. Tabii bu tek başına yeterli oluyor mu? Bu aslında açık söylemek gerekirse yeterli de olmuyor. Burada en çok aslında mesela teknoloji firmaları müşterilerimizden gelen aslında talepleri dinledikçe gerçek senaryolar ve gerçek veriler de çalıştıkça birçok konu bizler için de daha fazla anlam ifade ediyor. Dolayısıyla bu da öncelikle altyapıyı oluşturup öğrencilerimize benim tavsiyem. Daha sonrasında bir firmada yavaş yavaş yetkinlik kazandıkça çok daha iyi adresli olacaktır. Yani başlarda işte eğitimler aldığında hani onları çok belki gerçek hayatla eşleştiremeyip hani karamsar olduğu durumlar olabilir ama gerçekten çok hızlı bir şekilde meyvesini alabileceği özellikle birçok teknoloji firmamız var hem Türkiye'de hem globalde. Dolayısıyla artık günümüzde yapay zeka gerçekten çok önemli trend konulardan bir tanesi. Yani eminim birçok özellikle bilgisayar mühendisi öğrencilerde yapay zeka konusunda ilgi duyuyordur. Zaten gidilen nokta da hakikaten o yönde ve birçok aslında bizim de müşterimiz ben son 4-5 senede özellikle görüyorum ki bize de çok fazla bu konularda talep gelmiş durumda. Bizim örneğin kendi departmanımız yaklaşık 4-5 yıl önce biz 2016'da kurduk hatta Cloud Innovation departmanını bu yeni teknolojilere odaklanmak adına. Ondan öncesinde mesela böyle bir departmanımız yoktu. Biz yine bir teknoloji şirketi olarak ama gelen talepler üzerine böyle bir oluşum içerisine girmiş olduk. Dolayısıyla gerçekten sadece hani hype değil sadece bir trend değil gerçekten uygulamaların da artık günümüzde çok mümkün kılındı. Bir noktaya gelinmiş durumda. Dolayısıyla ben şimdiden hani bu konu üzerine çalışacak olan arkadaşlara da öğrenci arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Tekrardan bana bu aslında konuşma imkanı sunduğunuz için sizin gibi aslında değerli hocalarımızın yanında ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayınız. Ben de tüm katılımcılarımıza, tüm izleyicilerimize, tüm sorularıyla destek veren izleyicilere tekrardan teşekkür ediyorum. Planladığımız sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Ama yapmak istediğimiz şey şu aslında hepimizin. Yapay zekaya demin de söylediğim gibi yeni bir elektrik olarak adlandırıyoruz. Çağımızın yeni bir elektriği olarak adlandırıyoruz. Dijitalleşmenin bir ihtiyaç olmayıp bir zorunluluk olduğunu ifade ediyoruz. Bugün burada turizme yapay zeka ile nasıl dokunabiliriz? Nasıl hizmetlerimizin katma değerini arttırabiliriz? Sunulan hem müşteri tarafında hem kurumsal olarak bunun kalitesini nasıl arttırabiliriz konuşmaya çalıştık. Tabii ki bu saatlerce, günlerce, aylarca konuşulabilecek bir konu. Fakat biz burada çok değerli, birbirinden değerli konuşmacılarımızın tecrübelerinden sınırlı bir şekilde, sınırlı bir süre zarfında faydalanabildik. Kendileriyle yine iletişim kurma noktasında arzu eden dinleyicilerimiz ulaşabilirler. Onlar da bu konuda zaten seve seve yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Ben yine bütün katılımcılarımıza, Meltem Hocama, Ali Hocama, Ali Bal Bey'e, Gökhan Yılmaz Türk Bey'e ve Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'ne, Betül Hanım'a teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere.